Merhaba değerli izleyenler, Gizli Dosya programına hoş geldiniz. Bu hafta stüdyomuzda konuklarımız araştırmacı yazar Serhat Ahmet'tan ve araştırmacı yazar Olgun Aydoğ var. Öncelikle kendilerine hoş geldiniz diyerek program hakkında kısaca birkaç cümleyle bilgi vereyim. Babil Kulesi'ni inceleyeceğiz. Babil dosyası dedik o yüzden buna. Babil Kulesi efsanesinin bugünle nasıl bir bağlantısı var? Küresel politikalarla nasıl bir ilgisi var? Avrupa Parlamento binasının Brüksel'deki bunun mimarisi neden Babil Kulesi şeklinde yapıldı? Babil'den gökyüzüne atılan oklar ne anlama geliyordu? Aslında bu sembolojinin altında çok derin bunu işleten akıl tarafından bir felsefe var ve bunu konuşacağız. Bunun işin teopolitiği yani dünyada nasıl sosyopolitik var, ekonomi politik var, jeopolitik var ama hep ıskalanan boyutu teopolitik. Bu meseleyi bugün burada hepsini kapsıyor çünkü. Tekrardan hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Biz de sana yeni programında hayırlı olsun diyoruz. Hamza yeni programın hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bir de yeni kitabın da çıktı senin benim de çıktı. Evet. Kitapları unuttuk getiremedik ama hayırlı olsun diyelim senin kitabında. Biz kitapları unuttuk. Olgun Aydoğ'un kitapları getirelim. Araştırmacı yazar Olgun Aydoğ'un Anatula kitabı. Bu da yine çok aynı güzel bir kitap. Ben bunu okudum hatta iki kere okudum bu kitabı. Burada kadim bilgiler arasındaki geçişler. Bugüne ışık tutan o kadar çok detay var yakalamış ki bugünü nasıl şekillendirdiğine dair okunması gereken kitaplardan bir tanesi. Şimdi Babil Kulesi diyoruz ya, kısaca Babil Kulesi'nin ne olduğunu anlatırsak birkaç cümleyle belki daha sonra açarız programın ilerleyen bölümlerinde. Bugünle nasıl bağlantıları var? Onlar hep gün yüzüne çıkacak. Masaya yatıracağız. Evet. Nedir? Sen bir açıkla. Yani Babil Kulesi. Tamam. Mesela Babil'de Tevrat'ta bahsedilen şey dillerin tek dil olması. Evet. Mesela benim en çarpıcı olarak aklıma gelen şeylerden bir tanesi. Yani diyor ki orada insanların Babil Kulesi'ni yaptıktan sonra tanrılar baktılar dediler ki ya bu insanlar fazla ileriye gitti. Biz bunların hem kulesini yıkalım hem de dillerini karıştıralım. Değil mi? Evet. Demek ki oradaki o anlatıma göre daha önceden insanoğlu tek bir dil konuşuyormuş. Evet. Bu şu demek. İletişimi vardı birbiriyle ve örgütlenmesi kolaydı. Evet. Bu eğer o gün onların, orada yaşayanların veya o kitabın yani Tevrat'ın anlatımının tanrılar dediği aslında insan gibi karşılığında aslında somut varlıklar. Aslında Tevrat da tanrılar demiyor. Ben mesela onu en son kitapta da Babil Kulesi bölümüne önemli bir yer de verdim. Çünkü dünya tarihindeki en önemli kırılma noktalarından bir tanesi Babil Kulesi'dir. Babil olayıdır. Orada Tevrat'ın yapılan tercümelerini ben inceledim. Yani İbranice'de geçen kelime ile King James Bible'ına geçiş. Oradan da bütün dünyaya çünkü kaynak olarak genelde King James Bible alınmış. Yanlış bir çeviri hatası var. Orada aslında Tanrı veya Tanrılar diye bir şeyden bahsetmiyor. Elohim ve Eloha kavramlarının yanlış tercümesiyle alakalı bir şey. Olay bambaşka bir yere bağlanıyor. Onu da birazdan açalım hatta burada. Şimdi yani Elohim dediği... Şimdi bir tanesi Elohim. Bir tanesi... Bir de Eloha. Eloha. Eloha'nın çoğulu Elohim. Tamam. Bir de... Yani bunu Tanrı diye tercüme etmişler ama bu yanlış bir çeviri. Tek dil olayı var. Mesela bunlar önemli. Evet. Yani oradaki mesele şu. Yani Tevrat'ın yaratılış bölümünde yani tekvinde anlatılan hikayeye göre Nuh tufanı yaşandıktan sonra insan oğlu gemiden yeryüzüne yayılıyor uzun bir süre. Geçtikten sonra aradan Babil Kulesi kuruluyor. Ama çok olağanüstü bir teknolojiye, bir teknik kabiliyete, güce işaret eden birçok orada bilgi var. Ve bu kurulduğu zaman insanlar göklere savaş açmak amacıyla kuruyorlar. Bu kuleyi yapıyorlar. Ve orada işte bu Elohim kavramının yanlış tercüme edilen kavram orada devreye geliyor. Elohim yani bir grup varlık gökyüzünden yeryüzüne indiği ve bu kuleyi yıkıp bütün insanların dillerini karıştırdığı, göklere savaş açmasınlar da kendi aralarında savaşsınlar diye bir hikaye anlatılıyor. Ama tabii bu o kadar semboller, o farklı bir anlaşılma var ki orada. Bütün dünyada da bugün bu yanlış anlayış hakim. Bunun aslında bambaşka bir yere bağlanan önemli bir boyutu var. Şimdi tabii Babil Kulesi'nin inşaatıyla ilgili henüz bulunmuş bir yer yok. Senin de daha önceki programlarda söylediğin gibi yani dünyanın yedi harikası içerisinde gösteriliyor ama yeri belli değil.
Yıkılmış. Tabii yıkılmış. Tabii bu Sümer döneminde sonra Akatların döneminde yapılan Marduk ve Nemrut'la ilgili o tanrılara ait bir tapınak da bunların isteği üzerine yapılmış bir yer olarak belirtiliyor. Bu tabii Sümer metinleri ya da Akatça'dan gelmiş bir takım belgeler. Tabii bundan sonra ne oluyor? Tufandan sonraki durum önemli. Dediğin gibi Tevrat'ta tufandan sonra farklı dillerde konuşuyorlar. Aslında Hami ve Sami dilleri birbirinden ayrılıyor ve ona türevi olarak birçok dil gelişiyor ama o dönemde de demek ki tufan döneminde tek dil konuşuluyor. Evet. Ve daha sonra dağılmaları sonrasında lisanlar gelişiyor diyebiliyoruz. Zaten şimdi Kur'an'da da dillerin farklılaşmasına şöyle, atıf var. Yani sen bak şöyle bir şey yapalım. Şimdi biz bir şeylerden bahsediyoruz da bizi izleyenler neden bahsettiğimizi tam da kavramıyor olabilir. Yani burada önemli olan şey şu. Mesela Tevrat'ta bir şeyler anlatılıyor. Bu Babil Kulesi olur, başka şey olur. Bir sürü şey anlatılıyor. Mitolojilerde anlatılıyor. Başka başka tufan efsaneleri var. Kur'an-ı Kerim'in değindiği yerler var. Şimdi bunların hepsi, biz bunlardan bahsediyoruz. Bunların ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz ama bunlar aslında sembolik bağlantılarıyla günümüzdeki şu anda yaşadığımız ekopolitik, senin anlattığın o sistemi oluşturuyor. Çünkü bir grup insan var. Bunlar dünya siyasetini, dünya ekonomisini ele geçirmişler 300 seneden beri. Ve bunlar bu sembolik anlatımlara göre planlar yaparak Orta Doğu'da, Türkiye üzerinde, Suriye üzerinde, Irak'ta, bütün Orta Doğu'da bir tasarım yapıyorlar. Adım adım bir şey ilerletiyorlar. Ve dünya egemenliğine doğru gidiyorlar. Yani deccali sistemi yavaş yavaş oluşturuyorlar. Bizim aslında bunları anlamamız, yani bu Babil Kulesi nedir? Nereden gelmiştir? Tek dil mi vardı? Yok şöyle miydi, böyle miydi dememiz aslında bugünkü sistemin ne olduğunu anlayabiliyor. Çünkü ipuçları buralarda. Evet. Değil mi? Şimdi tabii, onu bir anlatalım. Tabii onu en başta net bir şekilde koymak tabii, lazım. Nereden nereye geldiğine de bakmak lazım. Evet. Yani sana ilave olarak söyleyeceğim Ahmetciğim şu var. O dönemden bugüne kadar geçen orada birçok kral var ve tarihe mal olmuş. Yani Hammurabi de orada ismi geçiyor. Kanunların yapılması. İskender oraya seferler düzenliyor. Nebukadnezar Yahudileri Babil'e sürüyor. Tabii bunları detay detay baktığımız zaman ve o çerçeveden alıp günümüze getirdiğimiz zaman bir sonuca varıyoruz. Tabii biz bunu konuşmaların sonucunda bir yere bağlayabiliriz. Evet. Ama geçmişte de ne olduğunu da bilmek lazım. Orada ne olduğunu. Yani bunlar gerçekten anlamlı. Geçmişle gelecek arasındaki bağı şöyle yani şöyle kurabiliriz. Bir şunu tamamlayayım. Tamam. İşte Nebukadnezar orada Yahudileri Kudüs'ten çıkartıp Babil'e sürdüğünde, kulenin oraya sürdüğünde Yahudilerin Nebukadnezar'a büyük bir düşmanlığı var. Bunu nerede? Matrix filminde, günümüzde Matrix filminde Nebukadnezar'ı sembolik olarak, geminin ismi olarak işliyorlar. Yani nasıl bağlıyorlar? İşte oradaki düşmanlığı belki bu şekilde anlatıyorlar. Sembolik dille veriyorlar. Bizim de aslında bu aradaki geçişi sağlamak için sana katkı olsun diye söylüyorum. Tabii. Anlatmaya çalıştığım bu tip bir konuydu değil mi? Ben burada şu müsaade edersen Hamza şunu söylüyorum. Mesela güncel konularda siyasi konu olabilir. Mesela Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda çıkıyorlar, konuşuyorlar. Veya Suriye olayı neden patladı? 8 senedir, 7 senedir neden sürüyor? Veya işte Suudi Arabistan Yemen'e niye saldırıyor, bombalıyor falan. Şimdi bunları bazıları diyorlar ki işte burada para var, yok petrol var, yok işte İsrail'in korunması var falan. Tam bir şeye gidemiyoruz. Yani o kişi onu anlatıp da petrol üzerinden anlattığında dinleyen olarak beni tam tatmin edici bir neticeye varamıyor. Şimdi bunun altında daha derinde bir şey olması lazım. İşin teorisi yani. Yani bu öyle bir şey olması lazım ki parayı da aşan, petrolü de aşan, gücü de aşan yani dünyanın sanki o Orta Doğu'dan itibaren başlayarak bir ele geçirilmesi, dünyanın tamamında bir sistemin hakim kılınması ve belli bir grubun yönetiminde bunun olması
arzulanarak bir plan, bir hedef. Peki bu dünyayı aşan yönleri de var mı? Var. Oraları da var. Zaten oradan geldiği için anlaşılamıyor. Yani sen burada petrolle bunu açıklamaya çalışırsan anlayamıyorsun. Evet. Sırf İsrail'in güvenliğiyle de tam anlaşılamıyor. Peki İsrail niye yapıyor orayı? Öyle yani niye orada bir kargaşa çıkartıyor ve onu diğer Amerika'sı şusu busu destekliyor? Niye tam bir şeye karşı çıkamıyorlar? İşte gidip Suudi Arabistan niye oraya destek vermek zorunda kalıyor falan. Bunları tam anlayamıyorsun. Bunları anlayamanın bir tek yolu işte bu sembolik bağlantılara eğer kurabilirsen evet. ve bunun dünyayı aşan yönlerini görebilirsen o zaman yerine oturuyor bazı şeyler. Evet, şunu da belirtmek lazım. Şimdi bu burada anlatılan hikayelerde bu çok daha eski medeniyetlerin mitoslarına kadar götürülebilir. Ama burada anlatılanlar doğruluğu veya yanlışlığı bir tarafa. Evet, bunlara inanan bir kitle var. Bunlara bir inanan bir kitle var ve şu anda dünyada küresel sermaye üzerinde hakimiyet sahibi olan bu kitle bunların politikalarını anlamak için bir şey yaparken bunun arkasında nasıl bir mantık, nasıl bir felsefe işliyor? Dünyada bir şey değiştiği zaman bunun arka planında, politiğinde ne var? Bunu anlayabilmek açısından bunlar önemli. Yoksa buna inanırsınız, inanmazsınız meselesi değil yani burada konuşacağımız tabii. konu. Şimdi yani bu, şimdi mesela şeyi sen sözlerini gene unutma. Şöyle bir şey, yani bunun arkasında öyle bir şey olması lazım ki dünyayı da aşan sanki galaktik bir sistem varmış gibi ve o galaktik sistemde sanki iki tane güç birbiriyle kıyasıya çarpışıyormuş gibi bir şey düşünmek lazım. Çünkü bu bütün mitolojilerde var. Ben ilk okuduğum kitaplardan sen ne hatırlarsın belki. İlk bizim kitaplarımız yayınlanmadan daha beraber karşılaşmıştık bir yayın evinde. Orada bu konuları yine konuşuyorduk. Şimdi orada mesela iyilerin kötülerin savaşı, Agartha Şambala falan böyle kitaplar okuyorduk. Hem biz de acaba bunları bağlayabilir miydik falan filan diye düşünüyorduk. Sonra ben devam etti. Kur'an-ı Kerim üzerinde, işte Tevrat üzerinde, diğer konular üzerinde bu araştırmalara bakınca sanki aynı şeylerin buralarda da sembolik anlatımları olduğunu gördüm. Mesela işte Bakara suresindeki insanoğlunun ilk prototipi Adem yaratıldığı zaman meleklere secde edin dediği anda orada iblisin secde etmemesi. Kur'an'ın her yerinde var. İblis secde etmedi. Ondan sonra kafirlerden oldu ve ondan sonra dedi ki tartışmalar var. İşte bana müsaade eder misin? Müsaade ettikten sonra işte onları bak göreceksin. Hepsini senin kontrolünden çıkartacağım. Kendi yoluma sokacağım falan. Şimdi bunları biraz daha derinlemesine inceleyince bunun bakıyorsun şu anda Amerika'da bu evangelist denilen sistemin aynısını uygulamıyor. Yani adamlar şeytana tapıyorlar, ritüeller yapıyorlar bilimsellik kılıfı altında. Amaçları ne? Amaçları diyor ki yeniden doğuş. Bizim bildiğimiz yeniden doğuş değil bu. Yani İslamiyet'te biz bir yeniden doğuşa inanıyoruz. Ama ahiretteki yeniden doğuş değil onlar. Onlar bu dünya hayatında ölmüş gibi sanki görünen bir yaratığın yeniden doğup sisteme ele geçirmesine yeniden doğuş diyorlar. Bu da Lucifer dedikleri bir şey. Yani masonluğun en üst derecesindeki gizli varlık veya işte ondan bilgi alıyorlar. Ona göre planlar yapıyorlar. Amaçları da cennet denilen bir yere ele geçirmek. O cennet de işte o Bakara suresinde anlatılan yer. Yani Ademoğlunun ilk prototipini oluşturup ondan sonra dünyaya indirildiği yer gibi sanki anlaşılıyor. Şimdi bütün bunları bilmek lazım. Yani bu dini de aşan bir şey. Dinler üstü. Onların da bir inancı var diye bazıları anlatıyor. Bazı araştırmacılar. Bu o inancı da aşan bir şey. Sanki bir evrensel bir hakimiyet peşinde koşuyorlarmış da burada iki tane güç varmış da onu savaş... İşte burada şunu anlamak lazım. Biz bunları araştırırken nerede duracağız? Olaylara nereden bakacağız? Evet. Allah'ın dediği rahmani sistemden mi bakacağız? Yoksa öbür tarafta şeytani şimdi bir sistem var. Bunların anlaşılmasının önündeki en büyük engel bu olayların klasik tarihin verdiği dönemler var. Şimdi Babil Kulesi diyorlar. İşte az önce Olgun abinin söylediği Sümerler de gitti. Orada Akatlar, Babiller dönemine gitti. Yani o Babil şehrinin ilk sözde Dicle kıyılarında kurulduğu dönemleri M.Ö. 2000'lere kadar götürüyorlar. Daha yani 3. bin yıla kadar götürüyorlar. Ama asıl soru şu. Bu hikayelerde bahsedilen efsanevi Babil şehri bizim bildiğimiz Sümerler döneminde kurulan Babil şehri mi? İkisi aynı mı? Aslında iki tane farklı şehirden bahsediliyor. Bu Babil şehrini bizim bildiğimiz Musul civarlarında, Bağdat'ın daha güneyinde kurulan yani işte kalıntıları falan var yani. Evet. Orası ilk kurulurken
kendini daha önceki efsanevi bir efsaneden isim mi aldı? Olaya öyle bakmak lazım. Çünkü niye? Bu hikayeyle ilgili anlatılan bütün şeyler, bilgiler o dönem tek bir dil... Tufanın öncesi mi, sonrası mı? Tufanın sonrasında ama tek bir dil. Yani insanların da dillerin ve milletlerin doğmadığı bir zamandan bahsediyor. Bugün lingüistik araştırmalar bize gösteriyor ki en az 80 binden aşağı olamaz. 150 bin yıl aralığında kavimlerin oluştuğu, işte farklı dillerin ortaya çıkmaya başladığına dair tezler var. Yani ortada bilgi var. O zaman nasıl oluyor? Milattan önce 2000, yani buradan al 3000, 4000, 5000 yıl önce diller. O zaman bir sürü topluluk vardı, kavim vardı, bir sürü dil vardı. Orada çok büyük bir hata, yani tarih hatası var. Bu da şeyden kaynaklanıyor. Yani İsrailiyat'ın verdiği bilgilerde. Yani peygamberler tarihi bile yazılırken İsrailiyat kaynaklanır. Ama orada büyük bir hata var. Yani o kaynaklarda. Hatta enteresan bir şey anlatacağım size. Geçtiğimiz haftalarda, belki bir ay da olabilir, Uluslararası Yahudi Çalışmaları Konferansı düzenlendi. Beni de oraya konuşmacı olarak davet ettiler. Ben de orada gidip bir alternatif insanlık ve dinler tarihi tezi sundum. Giderken orada dünyanın çeşitli ülkelerinden akademisyenler vardı. Şöyle bir düşünce de vardı kafamda. Şimdi sen gideceksin orada, onların klasik tarih, dinler tarihi anlayışının yanlış olduğunu, bunun bambaşka olduğunu söyleyeceksin. Yani adamlar bununla ilgili yıllarca çalışmış, tezlerini yazmış, doktorasını yapmış. Bir tepkiyle karşılaşacağımı düşünerek gittim orada. Çıktım, konuşmamı yaptım. İnsanlar geldi, hocalar geldi, akademisyenler, dinler tarihçileri. O kadar sorular sordu. Tam tersi oldu. Hiç beklediğim gibi olmadı. Hatta özel sohbetlerde dediler ki sen doğru söylüyorsun. Yani bu çok enteresan bilgiler var ama biz akademisyen olarak bunları söyleyemeyiz. Akademiden atılırız. Yani evet. Hakikaten İsrailiyat'tan bize gelmiş öyle yanlış bilgiler var ki. Bunlar Babil meselesini ediyorlar ve bütün dünyayı anlamamızın önünde çok büyük bir engel teşkil ediyor. Tabii. Bilimi de kontrol ediyorlar. Konu Babil'den açıldığı için Babil'in sembolik anlamı üzerinden de günümüze gidebiliriz. Tabii eğer Babil günümüze bir anlam teşkil edecekse Babil'de neler olduğunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Bunu Tevrat'tan örnek verdik ama Kur'an-ı Kerim'de de Babil'le ilgili çok az bir bölüm geçiyor. Fakat ona bağlı olarak genişletebilecek çok ayrıntılı ayetler de var. Bunlar da çok bize ışıklı. Bakara ne diyorsun değil mi? Harut, evet, Barut. Tabii. İşte meleklere, işte karı kocanın arasını açan olacak. Şey. Tabii bunu alıp daha sonra Süleyman'ın döneminde kullanılması. Çünkü Bakara suresinde şimdi geçiyor. Süleyman'a bağlanınca direkt bak orada Süleyman'ın mülküne ait yanlış şeyler söylüyorlardı diyor değil mi ayette? Tabii evet. Yani... Tabii. Yani Süleyman'ın anahtarı tabii. diye bir kitaptan bahsediyorlar. Tabii. Yani onun bir büyük kitabı olduğunu ve Hazreti tabii. Süleyman'a ulaştığını. Yani biz orada şey, öğretilenleri Harut ve Marut'un öğrettikleri, ondan bilgi hırsızlığı yaptığı şeyleri biz burada öğretiyoruz anlamında devam ediyor. Ama ayette bu hikayenin bambaşka olduğunu söylüyor. İki tane şey çıkıyor. Birincisi Hazreti Süleyman'a bağlandığı zaman Hazreti Süleyman'ın tarihsel olarak yaşadığı bir dönem var diye biliniyor. Normal kronolojide. Ama Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Süleyman'ın o normal kronolojide söylenen tarihte olması mümkün değil gibi gözüküyor. Şimdi o Süleyman bahsine gireriz çok derya gibi. Burada birincisi geçmişte sanki çok büyük bir gelişmiş medeniyet varmış gibi. Babil'de bunun bir parçasıymış gibi bir. İkincisi de şu. Buradaki yapılan şey günümüze yansıması... Olgun Bey'in dediği gibi de karı kocanın arasını bozmak ne demek burada? Yani aradaki bağları bozmak. Evet. İnsanlar arasındaki bütün bağları. Bugün zaten şu anda uygulanan sistem bu. Kafayı karıştır, insanların birbirine güvenini sars. Değil mi? Yani örgütlenemesinler, birbirine güvenmesinler. Ve orada sihirlerle ilgili olan ayetleri incelediğimde şunu gördüm. Bir ayette diyor ki gözlerinle gözünden sihir yaparız ve başka bir şekilde gösteririz. Bu yani gerçeği gözle, başka gösteririz. Algın değişik oluyor. Yani bu aslında bir nevi hipnoz işte. Yani şu anda televizyonlarda bize bu, anlatılan yani onu işte günümüze bu şekilde uyarlayabilirsin. O dönemde uyarlayıp o döneme göre anlatabiliriz. Şimdi biz geçmişiyle günümüzü kadim bilgiler olsun ya da
Kur'an-ı Kerim olsun. Oradaki bilgileri alıp da günümüze uyarlamaya kalktığımız zaman insanlarda şöyle bir çelişki oluyor. Çok yüzeysel okuyoruz ve bu yüzeysel bilgilerle kalıyoruz. İçine girdiğimiz zaman geçmişte Kur'an'da yazılanları günümüze de anlamaya çalıştığımız zaman işin içine bambaşka şeyler çıkıyor. Çünkü neden? Bir zamanda yolculuğu görüyorsunuz. Düşünün Süleyman mabedini, ifritler, Süleyman peygamberin emrinde ifritler çalışıyor. Melekler orada. Yani böyle bambaşka bir dünya görüyoruz. Ve onu algılamaya çalıştığımız zamanda da günümüz koşullarına uyarlamaya kalktığımız zaman tamamen onların teknolojisinin olduğunu ve bir ilimde çok ileride olduklarını. Şimdi bu teknoloji meselesi programda önce de bana bahsettiğin sarh kelimesiyle ifade edilen Babil Kulesi'nin Babil Kulesi tabi Kur'an'da Babil Kulesi olarak diye değil ama bir Firavun'un Haman'a yap dediği bir kuleden bahsediliyor. Şimdi o kulenin Babil Kulesi ile bir ilgisi var mı yok mu? O bir soru işareti olarak kenara koyalım. Birazdan açalım onu ama bir kuleden bahsediliyor ve bu kulenin göklerin sebeplerine erişmek için Haman'dan yapılması istenen bir kule olduğunu ve geçen kelime sarh diye geçiyor. Evet. Ve aynı kelimeyi yani bu göklere erişecek bu kulenin aynı kelime Hazreti Süleyman'ın Melike'yi çağırırken Melike'nin girdiği yer yani onun makamı veyahut da köşk olarak bak, tercüme edildi. Aynı kelimeyle tarif etmiş. 44. ayet Nem suresinin burada yarısından okuyorum. Kale innehu sarhun. Mümerradatun. Mümerradun. Min kavarire. Yani burada o bir sarhtır. Evet. Sanki camdan yekpare yapılmış bir zemindir gibi. Zaten Sebe Melikesi de onu gördüğü zaman bunu bir su zannediyor. Ayaklarını açtı diyor. Tabii. Eteklerini sıyırdı diye tercüme ediliyor bazen. Ama orada değişik bir tepki tabii veriyor. Sebe Melikesi'nin oraya gelişi, orada taht olarak geçen kelime. Şimdi şöyle bir durum var. Benim anlamaya çalıştığımda gerçekten bunun üzerine de yoğunlaşıyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim Allah bazı şeylere özel isimler vermiş. İşte Necm, sabittir yani. Yıldız demektir. Şems, güneş demektir. Bellidir. Kamer, aydır. Yani başka bir şey kamer demiyor. Ya da yıldız, işte Necm derken. Bu isimler nettir. Ve köşk kelimesi geçiyor. Şimdi köşk kelimesi, taht kelimesi. Özellikle tahta çok takıldım. Taht dendiği zaman taht kelimesi bildiğimiz oturulan bir taht olarak biliyoruz. İşte kralın tahtı. Şimdi arş diye geçen kelimelerin birçoğunda taht diye de çevrilmiş. Burada arş diye geçiyor yine Süleyman bahsinde. Tabii Süleyman arşu bahsinde azim. Arş diye geçiyor. Sebe Melikesi'nin tahtını getirin diye çevrildiğinde geçen kelime orada arş kelimesi. Şimdi hem de arşun azim diye geçiyor. Sebe Melikesi'nin tahtı. Tabii. Şimdi peki şunu soruyorum ben. Yani size soruyorum. Neden orada? Şimdi bir de tahtı da tanınmayacak hale getirin. 23. bakalım. 23. ayette. Tabii. Bir de tahtı 23. diyor ki tanınmayacak hale getirin. Onu değiştiriyorlar. Geldikten sonra peki şimdi şunu soralım o zaman. Taht geldi. Niye değiştiriyorlar? Sebe Melikesi tahtını tanıyabilecek mi, tanıyamayacak mı? Burası bu çok olay, acayip. Bu konuya girelim mi? Bu kadar basit mi? O konuya girip istersen... Şuradan onun şeyde Babil Kulesi ile ne bağlantısı var diyeceğiz. İşte çünkü Süleyman peygamber Sebe Melikesi geldiğinde yanında bahsettiğin gibi sarh kelimesi kule manasında geçiyor. O kuleyi şöyle tanımlıyor. Göğe Allah'a yani erişmek için, Allah'a erişmek için bu Süleyman için Süleyman peygamber için Allah demiyorum. Tanrılara şimdi Süleyman peygamber için demiyorum. Yani bunu Firavun'un Haman'a söylediği şeyde evet. Diyor ki ben diyor bana bir kule yap falan. Kule yap ben ki tanrılara ulaşmak istiyorum. Onlar gibi diyor. Evet. Tabii bundan önce de şu örnek geçiyor.
Harut'un, Marut'un o sihirin öğrenme mevzuları geçtiği için Babil konusuna bağlıyoruz. Çünkü Babil'de bu olay söz konusu. Şimdi şöyle bir toparlama yapalım. Yani bu bahsettiğimiz konular arasında nasıl bir bağlantı var? Şimdi Babil Kulesi hikayesine baktığınız zaman Babil Kulesi'ni bir boyut kapısı olarak, bir Stargate olarak tarif ediyor. Haman'ın kulesine baktığımız zaman göklerin sebeplerine erişmek için yapılması istenen bir kule olarak görülüyor. Ve aynı kuleyi tarif eden kelime Hazreti Süleyman'ın o tahtın ışınlama diyeceğiz artık ona. Başka bir şey diyemiyoruz. Bir anda göz açıp kapama süresinden daha kısa sürede bir yerden bir yere aktarılmasından bahsedilen yapıda geçiyor. Şimdi onunla alakalı şöyle kısa bir dakikalık bir görüntü var. O enteresan, onu ben vermek istiyorum. X-Men filminde, X-Men Apokalips filminde, yani X-Men Kıyamet diye geçiyor. Orada bir sahne var çok enteresan. Şimdi bir tane adam var. Bu binlerce yıldır yaşıyor. Bu uzaylı bir adam. Ama tanrılık iddiasında olan bir deccal olarak çıkıyor filmde karşımıza. Mısır döneminde uykuya yatmış, tekrar bugün uyanmış binlerce yıl yaşında. Ve ben tanrıyım diye bir iddiası var. Ve diyor ki Babil Kulesi'ne bir gönderme yapıyor. Babil Kulesi'nden oklar atılmıştı. Efsanede öyle diyor, çünkü onu açarız. O, oklar atsanız da diyor tanrıya ulaşamaz diyor. Vuramazsınız tanrıyı diyor. Ama bunu söylerken tabii kendisini tanrı yerine koyuyor. Bu deccal karakterini çok net koymuş burada ama... Şimdi bakalım o filmde nasıl geçiyor? O oklar atılması derken ne gösteriliyor? Onlar orada çok önemli bir sembolizm var. Bütün meselenin felsefesine doğru da bir bilgi veriyor. İzleyelim, onu yorumlayalım. Evet. Şimdi bu izlediğimiz VTR'de... Şimdi zaten sarh kelimesinden sarh köşse, Süleyman'da köş diye geçiyor değil mi? Köşk. Evet. Şimdi o köşse içinde oturulan bir şey bu. Bir de buradan gökyüzüne ulaşmak için bana bir köş yap diyorsa... O da sanki bir uzay aracı, içinde oturulan saray gibi bir uzay aracı yap ki ben onunla göklere ulaşayım manası çıkıyor buradan. Yani burada gökyüzüne roketler atıyorlar. Yani Babil Kulesi'nden atıldığını, yani bu göklere bir savaş açılıyor. Zaten i̇şte, hikaye öyledir yani. Uzay aracına roket atarsın. Babil Kulesi oklar atıyor, göklere savaş açılıyor, ok atıyor. Şimdi ok meselesini bu filmde biz nükleer füzeler olarak görüyoruz. Bu Tevrat, aynı ok. Tevrat tandanslı. Tabii. Çekilmiş bir film. Evet. Ve aynı ok meselesini biz başka şeylerde de görüyoruz, destanlarda. Mesela Mahabharata destanında Vimana denilen gemiler var. Bu eski Hint destanlarıdır. Binlerce yıl öncesinden kalma. Uçan daire şeklindeki gemilerden bahsediyor bu destan. Ve bu gemiler ok atıyor. Bu oklar düştüğü yerde herkesi öldürüyor. Evet. Yani şeyde herkes de, ölüyor yani ve... Bu şeyde de var. Bu Horus'un gözünün kör olması mevzusunda Osiris'te Narmer denen bir uzay aracı gibi betimlemişler. Evet. Narmer diye bir vazonun üzerinde, hatta British Museum'da o vazo ok fırlatıyor. Yani tabii ok olarak söyleniyor. Çünkü oranın, o dönemin savaş araç ve geleci ok. Yani bir nükleer füze başlığı oka benziyor. Oka benziyor zaten. Tabii ok diye bahsederken şahaplardan bahsetmek lazım. Yani şimdi... Evet. Tabii o mesele de önemli. Yani, mesela bu şihab füzeleri bile adını oradan aldığı mesele. Tabii. Ama ondan önce şu bilgiyi de verelim. O az önce bahsettiğim Mahabharata destanında düştüğü yerde herkesi öldüren oklar, eğer sağ kalan olursa derileri dökülüyor, tırnakları dökülüyor. Acı içinde ölüyorlar. O kadar çok detay var ki nükleer bomba tarifi yapılıyor. Binlerce yıllık destanda orada da ok olarak bahsetmiş. Yani olayın başka bir boyutu var. Bu Babil Kulesi sanki... Şimdi burada o zaman nasıl oluyor bu iş? Geçmişte böyle bir teknoloji mi vardı? Tabii ki. Bunu nasıl anlayacağız? Yani öyle bu... ya, şimdi o destana göre, Kur'an'a baksan, Kur'an'da da bir sürü Süleyman bahsine yani... gir. Olduğu gibi sana der ki geçmişte şu an insanlığın ulaşamadı, hatta bunun belki yüze katlayacak, bine katlayacak ileri teknoloji vardı. Sonucuna şimdi varırsın. Işte teknoloji derken biz günümüz teknolojisiyle teknolojiyi kıyaslıyoruz. Yani bundan aşağı yukarı 20-25 yıl önce bir odayı dolduracak büyüklükte bir ilk bilgisayar yapıldığı zaman, değil mi? En az 30-35 yıl önce bir odayı dolduracak büyüklükte bir bilgisayar yapıldı. Şimdi cep telefonu kadar ufaldı. İleri teknolojide hiçbir teknolojik aygıt bulamazsınız. Telefonları belki vücuda yerleştirilecek bir çiple
konuşacağız ileride. Ya da beyin gücüyle konuşacağız. Beynimizin belki çok daha fonksiyonel kullanabileceğiz. Bunu mikro cihazlarla yapabileceğiz. O zaman teknolojiyi görebilecek miyiz? Biz şöyle, teknolojiyi neye göre kıyaslayacağız? Şöyle ama. Geçmişte o teknoloji de gelişirken evrelerden geçti. Mesela ben bir örnek vereyim. Benim çocukluğumda elektrik telleri vardı sokaklarda. Fincan derdik biz. Onlar bazen kırılıyordu. Yerlere düşüyordu. Onları alıyorduk. Hatta köyde ben de gördüm dayımda. Tavuk yumurtası diye. Tavuk yumurtasına benziyor. Tavuk yumurtasını alıyorsun ya. Hani orada yumurtam var desin diye orayı koyardı. Şimdi o fincanlar mesela bu fincan seramikten. Bu kaybolmaz. 10 bin sene de geçse, 20 bin sene de geçse bunu görebilmemiz lazım. Yani geçmişte ileri teknolojinin daha ön safhalarındaki daha teknik aletleri gene görebilmemiz lazım. Ama dünyanın geçmişinde bazı böyle şeyler var ama bizim beklediğimiz gibi yok. Mesela ne var? Amerika'da bir şey bulundu 50 bin senelik bir katmanda. Sanki şu andaki giydiğimiz spor ayakkabılarının tabanının bastığının izinin aynısı. İsim vermeyeyim marka şey olacak diye meşhur bir spor markası aynı onun tabanı. Bu bir. İkincisi Rusya'da St. Petersburg'da bir filin atası mamutun kafatasından kurşun girmiş. Kurşunun izi belirgin. Şimdi o da orada var. Şimdi bu peki bunlar nasıl oluyor? Bunlar da var. Yani bazı böyle işaretler var. Ha burada şöyle diyebilirsin. Bu zaman yolculuğuyla gidip burada izler kalmış olabilir. Eğer zaman yolculuğu yapmak mümkünse. Veya geçmişteki çok ileri teknolojiden anca bu kadar kalmış şimdi şeyler. Bu yine ben Babil Kulesi'ne dönmek istiyorum. Tabii o Sümer döneminde bunun adı Ziggurat. Ziggurat olarak biliyoruz. Evet. Ve Ziggurat'lar aynı anda, aynı dönemlerde dünyanın birçok yerinde yapılıyor. Güney Amerika'da var. Mısır'da var. Çin'de işte Mezopotamya'da var. Çin'de evet. Var. İksiyan piramitleri dediğimiz o bölgede var. Şimdi bunlar aynı dönemde yapılmış ve iletişimin olmayacağı bir dönem. Eğer ilkellikten bahsediyorsak. Aynı dönemlerde aynı benzer yapılar ve tufandan bahsediyor birçoğu. Yani o ziguratlarda bulunan yazılarda hep tufandan bahsediliyor. Evet. İşte bir tarafta Ma diyorlar, öbür tarafta Naoi diyorlar. Ama hep sudan ve tufandan bahsediliyor, felaketten bahsediliyor. Cennet kavramı, cehennem kavramı oralarda da var. Hepsinde ortak noktalar var. Bir de şu da var. Yani şimdi o bölgede yaşayan insanlar da var. Eğer peygamberler Mezopotamya bölgesinden, Eriya bölgesinden dünyaya bir bilgi ve dini anlatmak için geldiyse ki Kur'an-ı Kerim'e göre İslamiyet'in ve Müslümanlığın Adem'den bu zamana kadar yani tek dini yani anlatmak hepsinde ortak bilgilerin olduğu, ortak bir kaynağa dayandığını görüyoruz. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan peki. Sonra bölünmeden evet. Devam edelim. Tamam. Az sonra buradayız. Tekrar stüdyodayız. Babil ve teknoloji meselesini konuşuyorduk. Reklamlardan önce kaldığımız yerden devam ediyoruz şu anda. Evet. Süleyman Bahsi ile alakası vardı demiştik. Çünkü o sarh kelimesinden bir işaret bulduk. Evet. Oraya baktığımız zaman o tahtın göz açıp kapama süresinden gidip gelmesi, geldiği yerin aynı Babil, yani daha doğrusu Kur'an'da Babil Kulesi değil de Haman'ın yaptığı, Firavun'a yaptığı göklerin sebeplerine erişecek kule olarak tarif edilen aynı kelime geçiyor. Evet. Şöyle bir yani şey var. Süleyman konusuna bağlanıyor. Bağlanıyor bir şekilde. Süleyman konusuna bağlanırken de bu Sümer döneminde her kata orayı 7 kat olarak düşünmüşler. Ve 7 katta her basamağa tanrılara ulaşırken bir isim vermişler. İşte burası dinlenme yeri, burası işte bahçe, cennet bahçesi gibi gibi. Bu 7 basamak her zaman
gündeme gelmiş. Aynı 7 basamak Güney Amerika'da ki piramitlerde de aynı şekilde ve ejderle özdeşleştirmişler. Ona ulaşmayı ve bunları gözlem kuleleri olarak düşünmüşler. Gökyüzünü izlemede ve bir şeyi beklemişler. Biri dedi gelsin gibi. İşte evet. Neyi beklemişler? Azteklerde, Tolteklerde işte güneşin battığı yerden Kuasal Kotal gelecek demişler. Kuasal Kotal Babil'de gelecek. Babil'de Marut beklemişler. O beklenti hepsinde var. Hepsinde bir beklenti var. Ve bunların anlatımında Dogonlar da dahil olmak üzere, Dogon kabilesinde de dahil olmak üzere ve Mısır piramitlerine dahil olmak üzere gökyüzünden bir beklenti içerisinde. Günümüzde de halen daha bir Mesih beklentisi var. Değil mi? Evet. Yani bu beklenti geçmişten günümüze kadar gelmiş. Görenler geçmişte olanlar. Peki günümüzde de görüyoruz değil mi? UFO'ları görüyoruz. Bununla ilgili birçok fenomen var. Şahit olan birçok insan var. Radarlarda görülüyor vesaire. Nitekim bunlar doğru. Evet. Ve bununla bağladığımız zaman o geçmişte de bu olaylar söz konusu. Acaba geçmişte mi? Geçmişte. Ben de yok, günümüzde de aynı şekilde. Biraz. Geçmişte de oldu. Şimdi burada anlatılan mesela Babil Kulesi anlatımları. Bu mitolojide olur. Başka başka kaynaklarda olur. Veya Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsun. Bizim temel kitabımız. Şimdi öyle bir yere geliyorsun ki olaylar geçmişte çok ileri bir medeniyet vardı, orada mı oldu? Onun hikayesi mi bugüne yansıdı? Yoksa bu olaylar bize anlatılıyor, geleceği mi anlatıyor? Hem burada öyle, olay karışıyor. Hem öyle, sen yine devam et. Bugün de bir bağlantısı var bu işin. Şimdi hatta bu ekrana da verebiliriz. Burada konuşurken resmini görerek üzerinden de şey yapabiliriz. Bir Babil Kulesi'nin resmini bir görelim biz ekranda. Görelim. Arkadaşlarımıza bir rica edelim rejiden. Babil Kulesi'nin tasvirleri var. Şimdi Babil Kulesi'nin tarihte hiç kimse görmüş değil. Mesela işte anlatıyorlar, Strabo işte, anlatıyor. Ya bu görülmüş değil. Bu o canlandırma. Flavius Josephus anlatmış tarihçiler ama hiçbir tarihçi onu görüp de anlatmamış. Yani efsaneyi aktarmış. Tevrat'ta sanırım ölçülere falan verilmiş. Ve Rönesans döneminde birçok dönemlerde onu hayalinde canlandırıp resimlerini çizen ressamlar olmuş, tasvirler olmuş. Mesela bir tane daha vardı öyle bir görselimiz. Babil Kulesi'nin eski tasvirlerinden bir tane daha görelim bakalım. Onun nasıl bir taneydi? Var mı şu an? O da geliyor herhalde ekrana. Onlar üzerinden arkadaşlar tamam. Bulsun. Peki onu. Onlar bulana kadar öteki başka bir şey söyleyeyim ben. Avrupa Birliği'nin parlamento binası var. Benziyor Brüksel'de. O hazırsa onu bir görelim bakalım arada nasıl bir bağlantı var. Şimdi bu tamam. Avrupa Parlamento binası Brüksel'deki. Aynı Babil. Şimdi bunu yapan mimar Babil Kulesi'ni referans alarak yani oraya bir gönderme yaparak bu şeyi yaptı. Neden yaptı acaba? Şimdi i̇şte diyeceğiz ya oraya bir şey daha var. Kendisini. Enteresan bir şey daha var. Avrupa Birliği'nin tasarladığı bir afiş var. Eskiden eski bir afiş var. O afişi de alalım bakalım ne çıkacak oradan. Çok enteresan bir şey var orada. O hazırsa onu hazır mıdır arkadaşlar onu sorayım. Hazırlanıyor tamam. Orada Babil Kulesi'nin resmini koymuş. Ve bir slogan var üzerinde. Many tongues, one voice diyor. Birçok dil, tek ses. Bu slogan olarak koymuş bunu afişe. İşte global. Yani şimdi bak diyor Babil Kulesi'nin resmi var arkada ama başka semboller de var orada küçük detaylar var. Onları resim gelince inceleriz. Ama burada en çok direkt göze batan Babil Kulesi'nin bu resmini koymuş. Daha tamamlanmamış. Vinç var üstünde. Devam ediyor. Yarım kalmış Babil Kulesi. Zaten efsaneye göre de öyledir. Ve birçok dil tek ses diyor. Altına da Avrupa Birliği yazıyor. Evet. Şimdi burada direkt zaten gönderme var. Yani bu hem mimarisiyle hem hazırladıkları afişle yok. Bu değil. Başka bir tane daha vardı. Bu söylediğim bu değil. Onun broşürü gibi bir şey değil mi? Tabii broşür. O benim verdiğim gönderdiğim görsellerde vardı. Onu bulamazsınız. Şimdi sana ilginç bir şey... Tamam bulamadı arkadaşlar onu o zaman... İlginç bir şey söyleyeyim. Sevgili Ertan'ın da hoşuna gidecekti belki bu. Biz bu Babil Kulesi'nde Harut ve Marut diyoruz değil mi? Meleklerin isimleri öyle geçiyor.
Bu mesela Cebrail, Mikail, İsrafil derken son il ekleri Babil'deki gibi ululuk katar. Evet. Yani o cümlenin kelimenin içerisindeki anlamı bütünler bu. İl kelimesi. Cebrail, İsrafil, Azrail gibi. Evet. Mesela Endonezya, Kapadokya, Türkiye, ya ekleri aslında Yunanca'da İya'dan geliyor. Evet. Yer ismi oluyor, ülke ismi oluyor. Yer ismi oluyor. Toltek, Zapotek, Olmek, Şişimek gibi işte o bölgedeki ek sonundaki şeyler o kavimleri anlatıyor. Harut, Marut'ta da son ekler de o meleklere bir özelliğini aslında betimliyor. Bunun yanı sıra da işte Davut, Celut. Evet. Onda da aynı dönemin isimleri olarak karşımıza çıkıyor ki Semut keza buna da bir örnek olarak verebiliriz. Salih Peygamber'e gelen. Şimdi nereye geleceğim? Bu ilu kelimesi ululuk veriyor dedik. Değil evet. mi? Cebrail gibi. Babil kelimesi bab kapı dedik. Babil uluların kapısı. Kapısı manasına geliyordu. Şimdi bu ulu kelimesi geçmişten bu zamana kadar gelmiş bir kelime. Kur'an-ı Kerim'de geçen üç tane put bilinen put vardır. Nedir? Lat, Menat ve Uzadır. Daha önceki programlarda beraber konuştuğumuzda bu Menat'ın aslında bir boğa başlı olduğunu söylemiştik. Para Minotaur, Yunan mitolojisinde Minotaur olduğunu, belki ilk defa izleyenler için söyleyeyim, Minotaur olduğunu ve Menat kelimesinin aslında Musa peygamber dağa çıktığı zaman Samir'in yapmış olduğu altın buzağının Minotaur olduğunu ve Menat'ın, Menat kelimesini bakın Menat'ına isim olarak görüyoruz ve bunlar Manat para cinsi. Tabii. Manat da para cinsi. Bu kökten devam ediyoruz. Şimdi Menat kelimesi o dönemdeki tanrılaştırılan daha doğrusu putlaştırılan bir isim. Evet. Lat ve Uzza'yı da anlatmıştık. Ona şimdi girmeyelim. Sadece Menat'la ilgili yapacağız. Menat'ı ululaştırırsanız ne çıkıyor biliyor musunuz? İlluminati. İlluminati. Ulu Menat, Ulu Menat İlluminati ile eşdeğer anlamı o çıkıyor. O eskiden Ulu Manitu. Ulu Manitu vardı değil mi? Tabii. O çizgi romanlarda. Yani şimdi Kızılderililer o Ulu Manitu. Eskiden işte Zagor, Texas Tom Mix'te bağırdıkları zaman Ulu Manitu diye bağırdıkları şey aslında Menat kelimesi bizim Kur'an-ı Kerim'de yazan putun ismidir. Evet. Ve bu Ulu Menat. Yani orada ne anlatıyor? Parayı putlaştırmış bir kavimden bahsediyor herhalde. Evet. Şimdi ve bu Ulu İlluminati'nin İlluminati'nin şimdi ilginç tarafı da orada. İlluminati'nin dünya üzerindeki hani üst akıl diye yönlendirmeden bahsediyoruz. Şimdi bakın eğer üst akıl İlluminati ise ve bu İlluminati denen örgüt dünya düzeninin üzerinde yeni dünya düzeni üzerinde bir sistem kurmaya çalışırken kullandığı terminolojide etimolojik kavramlarla bize bir mesaj veriyor demektir. Ya zaten kendilerini bu mesajları iyi okumak gerekiyor. İlluminati kelimesiyle Büyük Ortadoğu Projesi'nin alakası var alakası mıdır? Alakası şimdi zaten bu şeyin İlluminati'nin en önemli malzemelerinden bir tanesi. Semboloji olarak Babil Kulesi. O yüzden ben bugünle bağlantısını kurmak için hem parlamento binasının resmini hem de Avrupa Birliği'nin bir afişinden bahsettik. Orada birçok dil yani tamamen semboloji tamamen efsaneye gidiyor. Farklı diller ama tek ses diyor. Yani bir yerde tek yer birleştireceğiz. Zaten bir vinç var. O vinç tekrardan inşa ediyor. Ve insanların hepsinin yüzleri tuğla şeklinde resmedilmiş. Orada insanlar var. Sadece normal insan bir tane var. O da bebek. Henüz beyni uyuşturulmamış, köleleştirilmemiş. Daha bebek çünkü. Evet. Yani tek dünya düzenine giden, yani diller çok da olsa tek ses bu şeye bağlanıyor. Yani tek yeni dünya düzeninde tek para sistemi, tek vergi ve tek
merkezi yönetim. Bunun zaten altyapısının hazırlanması. Altyapısı hazırlanıyor şu anda. Peki bunu nasıl bağlayacağız? Bu ikisi bir arasındaki köprüyü nasıl kuracağız? Büyük yani arasındaki köprü global bir sisteme yönlendiriliyor. Bu global sistem şimdi herkes global hayal kurabilir veya plan yapabilir. Mesela Osmanlı İmparatorluğu da global bir şey hayal etmiş olabilir. Bütün dünyayı ben ele geçireceğim. Herhangi bir siyaset, herhangi bir güç o da bunu yapabilir. Dünyayı ele geçireceğim. Bu hep olmuş. Ama burada şu var. Bu global sisteme bugün adım adım götürülüyoruz biz de. Hangi yönetim tarzı bunda hakim olacak? Ve biz kimin yönetiminde bu global sisteme gideceğiz, ulaşacağız? Burası önemli. Şimdi bunlar diyorlar ki kendilerine, biz bilimsel olarak işte özgürlük, adalet, şu bu falan bir sürü şeyler öne sürüyor. Bir de bilimseliz diyorlar. Sen bilimselsin de menat nereden geliyor? O zaman sen gittin ta en başa putperestlerin ilahlaştırdığı bir putu kendine sembol olarak aldın, getirdin, bugünkü bir kavram yaptın ve bunun üzerinden bize yol gösteriyorsun. Yani pagan bir yol çiziyorsun, sistem çiziyorsun. Şimdi o zaman biz ne yapmamız lazım? Yani bunu anlayabilmemiz lazım. Bu aslında bütün bu sembolik şeyler, bu menatın da orada olması, hem Kur'an'da anlatılması, hem eski şeylerde olması ve bugün bunun kullanılması. Acaba bu geçmişte böyle bir ileri teknoloji vardı, oradan mı geliyor? Yoksa hiç öyle bir şey yoktu da bunlar hepsi geleceği mi anlatıyor? Ve geleceğe göre pagan bir anlayışlı bir şey, stratejim şimdi, var. Şimdi tabii bu şöyle bir şey var. Bizim zorlandığımız, özellikle benim daha çok zorlandığım, Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman oradaki çıkarımlar günümüzdeki koşullara göre anlamak istediğimizde, sadece onu geçmişte bırakıp, geçmişimi yazılı kaynağıymış gibi sadece Allah'ın kelamı o döneme aitmiş, günümüzü kapsamıyormuş gibi düşünmeyip günümüze de uyarladığımız zaman menatı biz uyarlamıyoruz. Başkaları alıyor oradan menatı, kendilerine sembol ediniyor ve bu Kur'an kıyamete kadar geçerliliğini koruyacağı yani için eski bir sembolü mü alıyor yoksa şimdi bu yani kendilerinde Kur'an uyarıyor. Yani şöyle diyelim, Allah nezdinde sizin sayabildiklerinizle bin yıl bir güne tekabül eder ayeti var mıdır? Var. Var. Yani ne diyor Allah-u Teala? Sizin diyor yani dünyada geçirdiğiniz bin yıl benim nezdimde bir güne tekabül eder diyor. Yani siz bin yıl geçirilseye kadar benim nezdimde bir gün akıyor diyor. Başka bir boyutta bir gün geçiyor diyor. Tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Kıyamet, yani dünya var oldu ve bitti, kıyamet koptu süresi belki 5 milyar yılsa orada Allah nezdinde belki bir aya, onun hesabını yapılabilir zaman boyut farkından, 2 günlük süre ya da 5 aylık süreye sığıyor. Haliyle olla öl arasındaki zaman Allah katındaki de bizim nezdimizdeki sayabildiğimiz diyor, ayette de öyle söylüyor, aynı zaman boyutunda akmıyor. Bunu, bu dediğimi anlamak isteyenler, Carl Sagan'ın Kontakt filmi var, Judy Foster'ın oynamış olduğu. Zaman boyut farkını orada çok net anlatıyor. Ben örnek buradan vereyim mesela, evet, buna. Çok daha vurgulu bir şey var, örneği var. Mesela Yasin suresinde Habib-i Necar olayı anlatılıyor. Bu yani Kur'an'ı az çok bilen herkes bunu bilir. Habib-i Necar karşı çıkıyor onlara. Ben sizin Rabbinize inandım, duyun falan diye açıktan karşı çıkınca öldürüyorlar. Ölür ölmez cennete gidiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim Yasin suresinin ayetleri bunlar bak. Yani ayet. Cennete gidiyor. Cennetten aşağı dünyadaki olayları seyrediyor. Ve şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki bu kavmim keşke bilselerdi. Allah beni nasıl bir ikramlı ortamda bulunduruyor. Keşke bunun farkına varsalardı. Şimdi buradan biz ne anlıyoruz? Dünyadaki olaylar devam ederken dünyanın, yani kıyamette kapanacak sistem diyoruz ya, sistem kapanmış, tekrar açılmış. Cennet, evet, cehennem kurulmuş. Yani sadece dünya hayatı değil, dünya hayatını aşan zaman boyutlarının da
aynı anda var olduğu ve oradan birbirlerinin, yani cennetten özellikle dünyanın zamanının seyredildiğini ve ona göre karşılık verildiğini, söz söylendiğini ve onun şuurunda olduğunu anlıyoruz. Şimdi buradan neyi anlıyoruz biz? Buradan şunu anlıyoruz. Ben mesela diyorum ki bu zaman olayını anlamak için şunu anlamak lazım. Dünyanın kanuni zamanındaki hali, Fatih zamanındaki hali, ondan sonra işte Abdülmecit, Abdülhamit, ondan sonraki işte Cumhuriyet'in kuruluşu, Cumhuriyet'ten sonraki dönemler, ta Mehdi'ye kadar ve kıyamete kadar, bunların hepsi yan yana dizili. Hepsi mevcut şu anda, geçmiş gelecek ve hepsi tek bir an içinde oluyor. Bu evet. Tek bir an içinde oluyor, bunu anlamadan olayı anlayamazsın. Çünkü neden? Bak mesela buradan yine Kur'an-ı Kerim'den örnek vereyim. Bu geçmişte acaba ileri teknoloji var mıydı yok muydu? Diyor ki hatta İza Atavala Vadül Nemleti, yani Karınca Vadisi'ne geldiği zaman Hazreti Süleyman ordusuyla gidiyor. Orada sesleniyor karıncalar birbirlerine. Kâlet Nemletu ya eyyühen nemlü udhulû meskenetüküm. Yani siz meskenlerinize girin. Ey karınca milleti. Neden? Süleyman geliyor. Orada devamında, yani buradan okumayayım. Sizi farkında olmayak şuursuzca ezmesin. Şimdi orada devam ediyor ayette, diyor ki tebessüm etti. Yani ne oldu? Hazreti Süleyman oradaki o karıncanın konuşmasını anladı. Peki karınca nasıl konuşuyor abi? Karınca şöyle konuşuyor. Karıncalar birbirleriyle haberleşmek için feromon denilen bir şey salgılıyorlar. Buradan bir koku çıkıyor. O kokuya göre birbirlerini anlaşıyorlar. Ve yollarını buluyorlar ve tam bir organize oluyorlar. Koku ne demek? Şimdi bugünlerde araştırmalar var mesela. Parfüm diye bize sunulan şeyleri elektronik bir frekans haline getirdiler. O frekansı sen cebine koyacaksın, o koku senden çıkacak. Hiç de bitmeyecek. Yani aslında kokunun aslı bir frekans, bir dalga boyu. Yani bu ne demek? Işık, ısı, ses, koku. Bunlar hep yavaşlamış halleri. Işığın, yani bir frekansın, bir dalga boyunun yavaşlamış halleri. Şimdi bu şu demektir. Ben bunu yorumlayıcı şunu. Hazreti Süleyman bütün bu sistemleri ve bilimsel olarak biliyordu ve pratik olarak da uygulayabiliyordu ve bunu, bu frekansları çözmüştü. Bu ileri seviyede bir bilim demektir ve teknoloji demektir. Şimdi burada bize Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. O zaman sen bunu nasıl anlayacaksın? Aynı şekilde şey yapayım. Daha devamı var. Daha öyle ayet edilecek şeyler var. Süleyman Peygamber ifritleri tapınağı yaparken kullanıyor değil mi? İfrit cinlerden de değil mi? Ayet var. İblis cinlerden de. İblis cinlerden de. Bunlar o şey. Peki bunlar dumansız ateş olarak tanımlanıyor. Yani enerji varlıklar diye anlatılmıyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Evet. Anlatılıyor. Enerji varlık mı işte acaba onu bunu, bilmiyorum. Bunu aynı zamanda bu ifritleri kullanıyor. Cinleri de kullanıyor. Hatta kuşları da. Hütüdü çağırmıyor mu i̇şte, hütüt kuşunu? Var, daha devamı var. Onu tabii söylesem mesela hütüdü çağırıyor. Şimdi ona istihbarat yaptırıyor. İstihbarat yaptırıyor. Ama acaba kuş mu? Hütüt başka nasıl bir, şey mi? Bir şeydi? Kuş muydu değil mi? Çünkü şuradan yola çıkıyorum. Kuş olup olmadığını. Tayran Ebabil. Bakın. Orada dikkat edin. Babil'den yine konumuz açıldı. Babil kelimesiyle Ebabil kelimesinin arasında kelime harfi kökleri olarak efendim? Elif harfi fazla. Fazla. Sadece başlangıçta ama kök harfleri aynen. Babil. Bunun da sanırım şeyde deve, dişi deve, ibil miydi? Evet, ibil. İbil kelimesiyle kelime kökleri de aynı. Aynı aslında. Şimdi ebabil de geçen kelime tayran ebabil. Yani tayr uçan manasında. Evet. O uçan develer manasına da gelebiliyor sanki. Gelip oraya girmeyeyim. oraya girmeyeyim ama ebabil, tayran uçan ebabil kuşları diyebiliyoruz biz. Orada kuş diye çevirmişler. Şimdi şöyle düşünün. Ebabil kuşları ne yapıyordu? Taş atıyorlar. Sicil atıyor. Efendim? Sicil denilen. Yani, sicil denilen. Aslında onlar mermi gibi. Peki, bir şey. Mermi gibi. Sicil denilen onunla savaşa gidiyorlar değil mi? Evet. Savaşta kullanılıyor. Peki bu sicinle sicil arasında isim olarak benzerlik içeren bir şey de var, kelime de var yani.
Yani bu bunun sonucunda yapraklar vesaireler her taraf darmaduman oluyor. Şimdi biz bunu şöyle mi anlamalıyız? Eğer düz okursak kuşlar ağzında küçük ne kadar taşıyabilir? Şu kadar bir tuğla taşıyor. Taş parçası. Taş parçası bununla atarak bir orduyu yok ediyor. Şimdi üzerinde şöyle iki şekilde yorumlayabiliriz. Takdiri ilahi deyip orada takdiri söyle. İlahi deyip takdiri ilahi deyip üzerinde çok fazla düşünmeden Allah'ın takdiri ben kafa yoramayayım diyebiliriz. Ya da takdiri ilahinin nasıl olduğunu anlamak isteyebiliriz. Burada bizim karşılaştığımız iki nokta oluyor. Nasıl sorusunu sormak. Nasıl sorusunu sorma hakkımız var mı? Yok mu? Çünkü benim en çok karşılaştığım zorluklardan bir tanesi buydu. Yani niye bu kadar üzerine gidiyorsun? Bilmediğin şeyin ardında niye koşuyorsun? Gibi bir ayetle karşı karşıya kalıyoruz. Ama bilmek de istiyoruz. Çünkü İbrahim peygambere, babası Azer'e, güneşe, aya vesaireye taptığı zaman babası, İbrahim peygamber bunu öğrenmek istiyor ve bilmek istiyor. Değil mi? Ve Allah da İbrahim peygambere bunları gösteriyor. Güneşi gösteriyor. Bu diyor Tanrı olamaz diyor. Bu mümkün değil. Bu Tanrı olamaz. Ayı gösteriyor. Olamaz. Hatta ölüyü diriltiyor. Evet. Ölüyü dirilttikten sonra diyor ki inanmadın mı hala bana diyor. Hayır diyor. Yani kalbim diyor mutmain olmadı mı diyor. Olmadı. Neden şeyde soruyla şu cevabı alıyor. Bunu nasıl yaptın? Çünkü o dönemde illüzyonlar, sihirler, büyüler kol geziyor. Yani Firavun da asasını yılan yapıyor. Musa da yılan yapıyor. Sembolik anlatımda. Ama Firavun da yapıyor sonuçta. Firavun Harut ve Marut'taki bir takım büyüleri ve sihirleri öğreniyor. İllüzyonları öğreniyor. Belki öyle kandırıyor. Ama gerçek olan bir şey var. Biz bu sınırdayız açıkçası. Günümüzde zaten bunu günümüze nasıl bağlayacağım onu da anlatmaya çalışayım. Bu sınırda İbrahim peygamberde kalmıştık. Nasıl sorusunu soruyor. Bunun üzerine kuşları parçalayıp tekrar bir bütün halde baksana nasıl gelecek sorusuyla. Yani işin içinde nasıl sorusu var. Ve bize de İbrahim dinine tabi ol diye ayet yok mu? Var. Ve bu dinin devamında yani Peygamber Efendimiz'e diyor ki İbrahim milletine tabi ol diye ayet var. Yani oradaki anlatılan nokta şu. İslamiyet İbrani dinler olarak geçiyor zaten değil mi? İbrahim de oğullarına İshak'a, Yakup'a değil mi? Müslümanlar olarak ölünüz diye ayet var. Ve bunun üzerine baktığımız zaman biz sorgulamak zorundayız ve idrak etmek zorundayız. Okuyarak. İşte sorguluyoruz zaten. Ama şimdi burada yine senin yaptığın yorumlar yani geçmişte ilkel bir dönem vardı. Sanki orada bunlar oluyordu da gelişti biz bunları anlamaya çalışıyoruz gibi çıkıyor. Ben tam tersi düşünüyorum. Mesela o siccinden gireyim. Bak siccini anlattın. Evet. Kuşları ağızlarında atıyorlar değil mi? Yok onu değil. Ben klasik anlatımda bu tamam. Böyle algılanıyor. Ben bunu böyle algılamıyorum demeye çalışıyorum. Sen öyle algılamıyorsun. Tamam. O zaman aynı yerde buluşuyoruz. Şöyle bak sadece siccinden örnek versek. Kuşların ağzında ufak taş parçaları var atıyorlar. Şimdi bunu aslında bu bilimsel olarak bu taşların giderek yukarıdan atıldığında belli bir hıza düşüp o hızda devam edip yere ulaşması lazım. Yani bunlar yağmur damlası gibi. İnsanları çarptığı zaman hiç rahatsız etmeyecek bir hızla gelmesi lazım. Çünkü neden? Alttan havanın gerilimi var. Bu havanın gerilimi o hızı frenliyor bir yere kadar. Bunların eğer bir roket gibi, bir mermi gibi özel bir sistemle atıldığını düşünürsek bunlar o havanın engellemesini delip aşıp insanları yaralayacak ve orduyu dağıtabilecek işlevi ancak o zaman yapabilirler. Şimdi o zaman bu siccinden eğer o orduyu dağıttığı anlatılıyorsa bunlar normal kuşların ağzından attığı taşlar olamaz. Bunları şöyle anlatıyorlar. Allah'ın hikmetiyle bunlar insanları delip geçiyordu. Yani
ivmelenmişlerdi. Ama kuşlar onları sadece bırakıyordu. Nasıl oluyor? Allah'ın hikmetiyle oluyor. Şimdi başka türlü açıklayamıyorsun. Çünkü burada olağanüstü bir durum var. Ama evet, onun anlatımını şöyle yapıyorsun. Allah'ın hikmetiyle bu oluyordu kardeşim. Karıştırma gerisini. Ama biz anlamaya çalışıyoruz. O zaman nasıl oluyor bu Allah? Normal şeylerin, tabiat kanunlarının dışında ben adetullah kanunları, bir sürü şey ayette var. Ben onların dışında bir şey yapmıyorum diye anlatmasına rağmen biz o zaman şunu anlayacağız. Bilimsel olarak bakacağız. Diyeceğiz ki bunlar sanki roket gibi bir ivmelenen bir sistemle atılıyordu diyebilmemiz lazım. O zaman da şu çıkıyor. Bir ikilem karşısında kalıyoruz. Ya eskiden böyle bir teknoloji olabilir mi? Olabilir mi? Acaba bunlar geleceği mi anlatıyor? Eskiden mi vardı? İşte burada aynı şey Hüthüt kıssasında. Hüthüt'ü istihbarat, başka bir ülkenin olaylarını çözebilmek için o istihbarat yaptım diye geliyor, Hazreti Süleyman'ı anlatıyor. Bu ikincisi mesela karıncaların konuşması olayı. Hüthüt'ün istihbarat getirmesi olayı. Hazreti Süleyman'daki olağanüstülükleri. Bak bunlar anca geçmişte ileri bir teknoloji vardı dersek anca anlaşılıyor. Veya şeyi söyleyeyim, tahtın getirilmesi. Bugünkü bilimsel çevrelerin zaman ışık hızı aşılabilir mi, zaman yolculuğu yapılır mı, yapılmaz mı daha tartışma konusu olduğu şu anda bilimsel olarak bir dönemdeyken bile Kur'an-ı Kerim 1400 sene önce ışınlamayı anlatmış. Yani öyle bir şey demiş ki bakışın sana geri dönmeden önce. Ne demek o bakışın? Işık sana geri dönmeden önce, ışık hızından önce diyor yani. Ayet açıkça anlatıyor bunu. Şimdi ışık hızından önceki bir teknolojiyle orada taht geliyor. O da var. Kesin. Ne oldu? Karınca konuştu. Hüthüt istihbarat yaptı. Taht ışık hızından önce geldi. En enteresanını söyleyeyim. Taht geldikten sonraki durum. Taht geldikten sonra Belkıs sayı uzun yoldan geliyor. Ve ona kendi tahtı gösteriliyor. O taht gösterildiği zaman nasıl konuşma geçiyor biliyor musun? Belkıs diyor ki ben öncesinde bu bilgi bize daha önceden gelmişti. Şimdi bak burası çok acayip. Bu bilgi daha önceden gelmişti'den önce Nem suresinin en enteresan yeri, daha önceden Hazreti Süleyman'ın mektubu, orada mektup da geçiyor ama burada Kur'an-ı Kerim'de Kitab-ı Kerim diyor. Evet. Kitab-ı Kerim gönderdik biz ona. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor diyor. O zaman şöyle oturup düşünüyorsun. Kitab-ı Kerim hangisi? Kur'an-ı Kerim. Demek ki Hazreti Süleyman Kur'an-ı Kerim'i Belkıs'a vermiş. Belkıs da içinden okumuş. Okuyunca Nem suresine gelmiş. Bir bakmış ki kendisinden bahsediliyor. Kendisinden bahsediliyor. Kendi tahtının Hazreti Süleyman tarafından ışınlanmayla gönderildiğini oradan okumuş. Ve tahtı da kendisine gösterince diyor ki evet bu bilgiyi ben daha önceden öğrenmiştim. Nereden öğrendin? Kur'an-ı Kerim'den öğrendin. Şimdi kafa tam karıştı mı? Acayip bir şey. Okudum. Kur'an-ı Kerim Hazreti Süleyman tarafından Belkıs'a verilmiş. Belkıs ondan öğrenmiş. İçindeki kendinden bahsedilen bölümü ve tahtının da gerçeğini de kendisinde ve özellikle görünce diyor ki nasıl başlıyor diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bu nasıl bir teknolojidir? Geçmişte midir? Gelecekte midir? Nerededir? Gelecekten Süleyman peygamber soru, alıp geçmişte Sebe melekesine yollamış. İşte bunu yani yorumunu işte yapsınlar. Ondan önce olan soru yani nasıl oluyor da Kur'an-ı Kerim Hazreti Süleyman zamanında oluyor? Tarihler bir kere uymuyor. Uymuyor. Şimdi, peki bir de, şöyle bir şey var. Peki meleği hala ya da düşünürsen yani şimdi orada konsey var değil mi? Süleyman peygamber de o konseye uluları çağırıyor. Bakın. Konseyi bir toplayalım diyor. O ulu, kendi orada vezirlerine tabii. Orada geçen kelime ulu yine. Uluları şöyle meleğe ulu diye geçiyor sanki. Kalenizüne indi o ilmi. Bir bakayım. Onun yanındaki, onun indindeki ilmun minel kitap. Kitaptan ilim sahibi olan bir evet, kişi. Bu şeyi yolculuğu yaptıran. Evet. En atike bihi. Onu ben ondan getiririm önce sana. Ondan uluları toplayın diyor ama. Kable. En. Bak. Yer tedde ileyke tarfuke. Burası çok önemli ya. Tarfuke ne demek biliyor musun? Tarf. Taraf. Evet. Taraf şu demek. Baktığın yerin sana ışığını gönderip oradan sana bilgi getirmesi. Yani o sana geri gelme. Baktığın yerdeki bilgi sana gelmeden önce. Işıktan daha önce demek istiyor. Şimdi burası yani bu çok acayip bir şey. Ve şu var yani onun öncesinde ilk sorduğu zaman tahtı kim bana getirebilir diye
ifritlerden bir tanesi kalkıp diyor ki ben sana getiririm oturup kalkmadan diyor. O çok yavaş ama kalıyor. Ama devamında kitaptan bilgisi olan, az evet. önce okudun ya, kitaptan bilgisi olan birisi kalkıp diyor ki ben sana o taraftan, o tarfik edildi, senin tarafından gelen bilgi gelmedi. Levh-i Mahfuz. Ama şurada bak, Levh-i şu detay önemli. Kable en tekume min makamike. Yani sen makamına, tahtına daha oturmadan, evet. onu ben getirmişim. Şimdi oturmak nasıl biliyor musun? Otururken ışık milyonlarca kez sana çarpıyor ve senin oturup oturmadığını ben anlıyorum. Bana geliyor bilgisi. Burada ikincisinde öyle bir şey yok. Sen baktığın yerden sana ışık daha gelmeden diyor. Aradaki hız farkına ama bak. Şu detay da önemli. Kitaptan bilgisi olan birisi söylüyor bunu. Yani kitapta o bilgi yazıyor. Yani bu işin nasıl yapılacağının bilgisinin kitapta, olduğu bir kitaptan bilgisi kitap, var. Levh-i Mahfuz'u orada bende. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor işte. Yani o konuyu biraz da açmak lazım. Şimdi nasıl? Çok büyük bir soru işareti. Hazreti Süleyman Sebe Melikesi'ne Belkıs'a bir mektup gönderdi diye tercüme edilen, meallerde karşımıza çıkan şey Kitab-ı Kerim diyor. Kitab-ı Kerim. Yani sadece kitap demiyor yani. Kitab-ı Kerim. Kerim bir kitaptan bahsediyor ve devamında da bak, o kitabın Kitab-ı Kerim. Bismillahirrahmanirrahim evet, diye innehu Allah'ın adıyla olduğundan bahsediyor. O Süleyman'dan nasıl ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. O Süleyman'dandı ve Bismillahirrahmanirrahim'di. Yani Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Tabii. Yani Bismillahirrahmanirrahim'di. Şimdi hem bir kitap var ortada, hem Kerim hem de Besmele ile başlıyor. Evet. O bu zaman Besmele işi de çok acayip. Burası şimdi bu kadar önemli olmasa bu kadar da gizemli olmaz. Mesela bu 19 mucizesi de çıkan o Edip Yüksel'le falan. Abi şunu bir anlatayım. Evet. Bak sen unutma sözünü. Şimdi burada 19 mucizesine karşı çıkarsın, taraftar olursun fark etmez ama onlar bunu gündeme getirdiler. Bu nasıl bir şeydi? Dediler ki Kur'an-ı Kerim'de 114 tane besmele olması lazım ama bir tane Tövbe suresinin başında yok, eksik. Bunu aradılar, burada buldular. Nem suresinin 30. ayeti olması lazım. 30. ayetinde dediler ki bu besmele var, nasıl geçiyor? İşte böyle geçiyor. İnnehu min Süleyman ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. Tam kalıp bir besmele burada var. O dediler besmele, buradaki besmele Tövbe suresinin başındaki eksik besmeledir ve 114 olunca yine 19'un katı oluyor diyerek bu konuyu onlar gündeme getirdi. Şimdi bu da acayip bir şey. Sanki bir yap bozun parçası gibi Kur'an-ı Kerim'de surelerin başında eksik besmeleyi ben arıyorum diye araştırıyorsun, bir geliyorsun Süleyman Bahsi'nin Nem suresi ve besmele orada ve o diyor ki Kitab-ı Kerim ve besmele ile başlıyor veya besmeledir kendisi manasında. İnnehu Bismillahirrahmanirrahim deyince o Bismillahirrahmanirrahim'dir. Ya, i̇smi manasına. Zaten isim demek yani Allah'ın adıyla. Tamam, işte. Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatları. Yani Allah Rahman ve Rahim. Adıyladır. Yani şimdi, burası çok acayip. Burada iki şey düşünebiliriz. Yani geçmişte besmele, evüz besmele var mıydı? Süleyman döneminde. Bu olaylar geçmişte olduysa vardı. Vardı. Ya da. Bunu da tartışmışlar bak. Olgun Bey çok şey bir konuya geldi. Bunu geçmişte tartışmışlar. İbn Arabi bu konuyu açıyor, söylüyor. Ne diyor onunla ilgili? Yani bunu diyor tartışıyorlar diyor. Tartışmayı nasıl yapmışlar biliyor musun? Buradaki ayetin, abi unutma sözümü kesiyorum tamam, gibi oluyor ama. Yok. Yani unutma, konu heyecanlı olduğu için ben de heyecanlanıyorum. Şimdi burada bak şöyle ayet. İnnehu min Süleyman. Şimdi bu tartışmayı nasıl yapmışlar? Tartışmayı nasıl yapmışlar biliyor musun? Besmele önde olması lazımdı. Neden Süleyman ismi önde? Besmele'yi sonra zikretmiş ayet diye tartışmayı bu minvalde götürmüşler. O da onları açıklıyor. Ama aslında bu tartışma sen şimdi devam et başka bir noktayı anlatıyor. Tabii o Besmele'yi Süleyman peygamber döneminde şimdi İslamiyet varsa kainatın olduğundan beri tüm peygamberler bu İslam dinini anlatmak için geldiyse ve Allah'ın dininde bir değişme olmadıysa besmele'nin orada olması gayet normal. Yani sadece şu olabilir. Şimdi biz ismi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyoruz değil mi? Türkçe olarak söylüyoruz. Evet. Arapçası Bismillahirrahmanirrahim olarak söylüyoruz. Bunun İngilizcesini daha farklı söyleriz. Önemli olan orada ne yazdığı, ne dediği. Şimdi Süleyman peygamber döneminde dil neydi, lisan neydi? Arapça mıydı?
Onu da tartışmışlar. İbn-i Arabi'de o konuda da var tartışma. Arapça mıydı? Yazılan metin ya da söylenen oradaki söz. İbranicesi, Arapça olarak mı? İbranicesi yazılıydı diyorlar. İbranicesi de yazılı olabilir. Yani şimdi o... Ama bu da Bismillahirrahmanirrahim diyor. Şimdi... Yani. Tabii ki diyor çünkü İslamiyet'te var bu. Ama İslamiyet'te öyle. Süleyman Peygamber döneminde de var. Yani sonradan İslamiyet çıkmadı. Eğer öyle olsaydı İsa havarilerine Kur'an-ı Kerim ayetinde Müslümanlar olarak ölün der miydi? Şöyle yani, bak bunu şeyle de Hazreti İsa olayıyla da birleştirmişler. Mesela orada ne var? Ruhul Kudüs, Baba Tanrı, Oğul. Değil mi? Üçleme var orada. Şimdi onu diyor ki Ruhul Kudüs'e Allah, ondan sonra Baba Tanrı Ruhul Kudüs'e Cebrail diyor. Ruhul Kudüs'e Cebrail diyor. O Rahman diyor. Öbürü Allah diyor. O da diyor Rahim diyor oğullar. Yani evet. Böyle bir üçleme şeklinde onu sanki Hazreti İsa'nın o şeyi o üçlemeye teslise burada bir bağlantı kuruyorlar ve besmele ile bunu birleştiriyorlar gibi sanki bir şey çıkıyor. Şimdi eğer öyleyse yani İbranicesi var idiyse, Arapça değil idiyse o zaman yine aynı mana çıkabilir. Tabii. Ama burada şu var. Yani burada direkt söylüyor. O Süleyman'dandır ve Bismillahirrahmanirrahim'dir. Yani burada nasıl anlayacağız? Peki şöyle bir şey olabilir mi? Şimdi Hazreti Süleyman'ın veya diğer peygamberlerin yaşadığı tarihe dair hiçbir bilgi yok. Yok. Yani var, yaşadıkları anlatılıyor da. Kronolojisi var. Sadece sıralaması var. Yaşadıklarına dair hikayeler an var. Ama bu dönem olayların hangi tarihte yaşandığına dair hiçbir tane bilgi yok. Bizim bugün klasik tarihin, klasik dinler tarihinin elindeki bütün veri İsrailiyat'tan geliyor. Evet. Diyorum ki ya onlar yanlışsa. Zaten ya Hazreti İsa 2000 yıl önce yaşamadıysa, bak şimdi onu geriye at, bütün peygamberlerin tarihleri çok daha geriye gider. Rahmetli Aytun Altındal bir kitap yazmıştı. Tiyanalı Apollonus. Orada da bu iddiayı dile getirdi. 2000 yıl önce yaşamadı diyor Hazreti İsa. Hazreti İsa benim iddiam da olur. Çok çok daha eski zamanlarda yaşadı, binlerce yıl daha öncesinde. Altındal o kitabı yazdığın zaman önce Vatikan dava açmıştı ona. Yani sen bizim dinimizi, Tanrımızı reddediyorsun falan. Hı. O 2000 yıl önce yaşayan kişinin Tiyanalı Apollonus diye adında bir adam olduğunu, Hazreti İsa onun olmadığını söylemişti. Ama onun hangi tarihte yaşadığına dair bir şey yazmadı Altındal. Sadece o tarihte yaşamadığını söyledi. Ama bunu Hazreti İsa'nın ne zaman yaşadığına dair baktığın zaman binlerce yıl daha geriye gidiyor. Çünkü Hazreti İsa'nın hikayesi çok daha eski yaşamış toplumlarda görüyorsun. Ona dair anlatıları ama farklı isimlerle görüyorsun. Deformasyona uğramış, mitoslara dönüşmüş olarak görüyorsun. Şimdi o zaman alalım bambaşka bir isim çıktı karşımıza. Ama bu İsa, Kur'an-ı Kerim'e uygun mu acaba senin söylediğin? Hiç bunu reddedebilecek bir tane ayet göstermem. Peygamberimizin müjdelendiği ayet var Hazreti İsa'nın. O bölümler İncil'deki, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen İncil'le bugün bizim elimizde olan gospel metinleri aynı şey değil. Kur'an'daki İncil bambaşka bir metinden bahsediyor. Diyorlar yani tarif olmuş falan. Tarif olmuş... Şöyle ben şunu söylüyorum. Ne var orada biliyor musun? Tarif olmuş... Hazreti İsa doğduktan sonra konuştuğumda veya daha sonra konuştuğumda benden sonra bir peygamber gelecek adı da Ahmet'tir diye orada ayette söylüyor. Evet. Onu söylüyorsa o zaman burada kronolojik olarak peygamberimizden bir önceki zaten döneme bir önceki dönem zaten. İsabet eder. Ama bir o önce, zaman ama o onlar 2000, daha o da dönem, geriye gider. O dönem 2000 yıl önce mi? Ha. Yoksa daha mı eski? Peki, ondan bahsediyorum. Musa'dır, şeydir, hepsi daha çok hepsi daha geriye gidiyor. Gider o zaman. Hepsi şimdi daha geriye gider. Hatta şöyle yapalım, bir kısa ara verelim. Bölünmeden devam etsin Olgun tamam. Aydın olunca. Öyle mi? Tabii şu tamam. An bir araya gidiyoruz. Tamam. Yok mu? Ha, programın sonuna mı geldik? Program ha, ben de ara zannettim. Bir dakika çok heyecanlı kaldı. O zaman Olgun abi sen şey yap, bir toparlayıcı bir şeyler söyle. Evet, toparlayıcı aslında ilave edecek birkaç sözüm daha vardı şimdi ama. Şimdi burada yarım kaldı. Teknoloji evet. Eskiden var mıydı? Yoksa geleceğe mi işaret ediyor, bunları anlatıyor, şimdi, nasıl bir şeydir? Şimdi apaçık ayetlere. Kehf suresine gelmedik daha. Ha. Oraya girsek zaten. Apaçık tamamdır. Ayetlerde her şey yazıyor. Evet. Ya bir de bunların hepsi aslında birbiriyle o kadar bağlantılı ki değerli izleyenler sanki birbirinden farklı konular konuşuluyormuş gibi geliyor böyle şimdi toparlayamadığın zaman ama. Seyircilerden şöyle özür dileyim ben. Hatta bu konuyla ilgili bir program daha yapabiliriz önümüzdeki bölümlerde. Seyircilerden şöyle özür dilemek istiyorum. Bu konuları biz hem televizyon programlarında hem de kendi aramızda çok konuştuk, araştırdığımız için
uçlarını birleştirebiliyoruz. Evet. Bazen kendimizi bu anlatıma kaptırıyoruz. Bizi dinleyenleri unutuyoruz. Evet, bizi dinleyenleri de unutuyoruz. Onlara haksızlık etmiş oluyoruz. Evet. Fakat şöyle de oluyor. Bizi sürekli takip eden ya da bu programları izlemiş olan kişiler de bazı altyapıya da oluşmuş oluyorlar ve oradan bazı şeyler... Kaç dakika var? Bitti, süre bitti de işte. Bir de ben de bir şey de söyleyecektim. Sen de son cümle söyle, o zaman kapatalım. Şöyle söyleyeyim. Yani sonuçta birleştirmek onlara kalıyor ama birleştirmeden evvel bizim programlarda o not alsalar ve o ayetlere, söylediğimiz ayetlere baktıkları yani, zaman kaynaklara gitsinler, o kaynakların üzerine gittikleri zaman çok daha onlara faydalı olacaktır. Sen Sark kelimesiyle bağladın ya, Babil Kulesi ile Hazreti Süleyman. Şimdi Hazreti Süleyman kısmını tartıştık. Ben de Hazreti Süleyman'la Zülkarneyn'i, Kehf suresinin sonunda anlatılan, Hızır falan anlatıyor, yedi uyurlar da. En son anlatılan Zülkarneyn ayetlerini bağlayan bir şey var. Orada da azap kelimesi var. O azap öyle bir azap ki, şimdi Hazreti Süleyman sadece cinleri azap eden bir peygamber. Onları azap içinde tutarak yöneten peygamber olarak Kur'an-ı Kerim'de var, anlatılıyor. Zülkarneyn de cinler, insanlar dahil bütün yaşayanlara ve dünya hayatında azap etme yetkisine sahip olan bir hükümdar veya bir kral veya bir güç sahibi olarak anlatılıyor. Bu da zaman yolculuğu ile ilgili. Burası da çok acayip ama inşallah anlatırız. Yani Rahman suresi, cinlerin konakları ve onların kovulması. Onlar da Kur'an'ı nasıl dinlediler. Ağzınıza sağlık beyler. Sağ ol. Hayırlı olsun tekrar programın inşallah. Evet. Evet değerli izleyenler, bu hafta da programın sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.